Evet, hoş geldin, sefalar getirdin değerli arkadaşım. Kazanım 32 ile beraberiz, artık sona doğru yaklaştık. Kazanım 32, sondan bir önceki kazanımız. Evet, kazanım 33'te bu bölüm bitiyor. Şimdi burada ne işliyoruz? 3 tane sorumuz var. Geometrik dizinin son bölümü, yani geometrik enterim toplamıyla alakalı bir konudayız. Ben kenara kitabımızdaki öğretmen notlarını ekledim. Enterin toplamı neydi geometrik dizide? Sn eşittir a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r idi. Ha, bunu nereden anlayacağız? Soruyu okuyunca anlayacağız, merak etme. Birinci terim 3. A1 eşittir 3. Ortak çarpanı 4 olan, r eşittir 4 olan geometrik dizinin enterim toplamı. Demiştim sana değil mi? O zaman Sn diyoruz enterin toplamına. A1 yandaki ifadede olduğu gibi çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r demiş idik. A1'imiz 3. 1 eksi 3 üzeri n, düzeltiyorum, r'miz 4'tü değil mi? 4 üzeri n bölü 1 eksi 4. 1 eksi 4 eksi 3 yapar, giderse eksi olur. Çarptığımız takdirde, eksiyle çarparsak 1 eksi 4n'i 4 üzeri n eksi 1 olarak bulunur ki sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Her ihtimale karşı cevaplara bakalım, karşılaştıralım, yanlışlık olmasın diye. Yanlışlık yok. Gelelim ikinci sorumuza sevgili arkadaşım. Sn yine enterin toplamıyla alakalı, az önce de belirttiğim gibi r1'den farklı olmak kaydıyla a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r idi. Şimdi geometride a1 5, r 1 bölü 2 olduğuna göre enterin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? O zaman Sn eşittir 5 çarpı 1 eksi r üzeri, yani 1 bölü 2 üzeri n bölü 1 eksi 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsak Sn eşittir 10 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n yapar. Şimdi şıklara baktığımız zaman böyle bir şey var mı? 10 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n var. Görüyorum. Evet seçeneği mi? Evet. Cevaplarda bir yanlışlık olmasın diye her ihtimale karşı kontrol ediyorum. Ola ki bazen doğru buluyoruz. Bir tane işlem hatasıyla farklı bir seçenek işaretliyoruz. Sonra yorumlarda yanlış olduğunu size geri dönütlerde görüyoruz. Emin olmak açısından tekrar cevaba bakıyorum. Evet, doğru bulmuşuz. İkinci sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Burada da enterin toplamıyla alakalı bir durum söz konusu demek ki. Bu notu koyduğumuza göre, kaldı ki bölümde olduğuna göre, aşağıdaki şekillerde boyalı kare sayıları ile geometrik bir dizinin ilk üç terimi oluşturuluyor. Demesine gerek yok. Aslında biz şekle baktığımız zaman görebilirdik. Nasıl görebilirdik? Buna göre ilk altı terimin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Boyalı kare sayıları ile. Boyalı kare birincide 1, 2, yani A1 eşittir 2 diyelim. Geometrik dizi olmasa bile anlayacağız. İkinci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A2, 8. A3 zaten bize ele verecek. 1, 2, 3, 4. 4 de burada. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Aha. A3 eşittir 32. Yani buradan buraya 4 kat değil mi? Buradan buraya 4 kat değil mi? 4'er 4 kat katı yani. Şunu anlayabiliriz ki A3 bölü A2 eşittir A2 bölü A1. Ardışık terimlerin oranı R'yi veriyordu. O da 4 idi. Bunun geometrik dizi olduğunu bu şekilde görebiliriz değerli arkadaşım. Bizden istenen şey ilk 6 terim toplamı, yani S6 isteniyor. O zaman A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. 1 eksi r. Devam edelim. A1'imiz kaçtı? 2 idi. 2 çarpı r'miz 4'tü. 1 eksi 4 üzeri 6 bölü 1 eksi 4. Evet. 1 eksi 4. Burası ne yapar? Eksi 3 yapar. Başına gelelim. Şuraya yazalım. Burası eksi 3 yaptı. 2'ye bölersek eksi 2 bölü 3 çarpı. Şimdi 1 eksi 4 üzeri 6 diyor. 4 üzeri 6, 4 üzeri 6 eksiyle çarparsak 4 üzeri 6 eksi 1 çarpı 2 bölü 3. 4 üzeri 6 eksi 1 çarpı 2 bölü 3'ü hesaplıyoruz şimdi. 4 üzeri 6 neymiş? 4096. 1 çıkarsak 4095 yapar. Çarpı 2 bölü 3. Buradan da 2730 gelecektir değerli arkadaşım. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Cevaplarına bakalım. Evet. Bu şekilde kazanım 32'nin de sonuna geldik. Kazanım 33 ve son kazanımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.